bir ülke ekonomisini kurtaracak en önemli unsur üretim. Bu eşdeğin adı üretim çılgınlığı. Gaya Üretim Kolektifini kuruyoruz. Fethiye'ye gideceğiz ve ona bir keçi çiftliği kuruyoruz. Adımı attın, hayırlı uğurlu olsun. Biz bu zorlukları birlikte aşacağız. Bir şeyleri değiştireceğiz inşallah hep beraber. Pazarlamayla alakalı artık çok zorlanıyorum, yoruluyorum, yetişemiyorum. Çünkü üretim işin çok büyük bir safhası. Bizde mantı deniyor, burada mısır deniyor, filik deniyor. Mısır bu değil mi? İstanbul'dan mı siz buraya göç ettiniz? İstanbul'dan. Neden göç ettin? İlk neydi tetikleyici? Bellemesini yaptım işte, keçi gübresini attım, başka bir şey yok. İlaç dediler, pamukçuk var. Dedim kardeşim olduğu kadar. Geçen sene 2,5 liraya aldığım arpayı bu sene 8 liraya alamıyorum. Baş hayvancılık yapmaya çalışan küçük üretici neler yaşıyor, ne gibi sorunlar yaşıyor, bu sorunları nasıl aşıyor, ne yapmamız lazım, bunları değiştirmek için neler yapılmalı? Muhteşem bir görsel. Bakar mısınız? Hayrını gör. Ben daha sana müşteri de getireceğim Allah'a izin. Hiç hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Günaydın sevgili dostlar. Bu bölümde sizlere çok güzel haberlerim, duyurularım olacak. Hatta duyuruların da ötesine geçeceğiz. Somut adımlar atacağız. Bildiğiniz gibi Gamze ile birlikte bundan 5-6 ay önce Gaya Doğal Pazar diye bir aile oluşumu kurduk. Ve bu oluşumun duyurusunu yaparken bunun bir kolektif gibi çalışacağını, bir kooperatif mantığında çalışacağını sizlere duyurmuştuk. Yani hem bunu tekrarlamak hem de kısaca ne planladığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir ülke ekonomisini kurtaracak en önemli unsur üretim. Aynı zamanda çekirdek ailenin de kurtuluş reçetesi aslında üretimdir. Bunun birçok örneğine hepimiz şahit olmuşuzdur tarihte. Biz de bu sebeple bir hashtag başlatmak, bir mottoyla bir yola çıkmak istiyoruz. Bu hashtag'in adı üretim çılgınlığı. Gerek buraya göç etmiş dostlarımız, gerekse buranın yerli köylü üreticileri pazar bulamadığı için ya üretmekten vazgeçiyorlar ya da maliyetlerini bile kurtarmadan satmak zorunda kalıyorlar. Biz burada bir kolektif kurmak istiyoruz ve Gaya Üretim Kolektifini kuruyoruz ve bu çıktığımız yolda ilk günde söylediğimiz gibi 3 kazananlı sürdürülebilir bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Bugün sevgili dostum Enes'le birlikte buluşacağız. Fethiye'ye gideceğiz ve ona bir keçi çiftliği kuruyoruz ve bu keçi çiftliğinde keçi sütü üretimi yapacak, keçi peyniri yapacak. Detayları bölümün ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada sizlerden de bir ricamız olacak. Sürdürülebilir olması için sizin de ufak bir desteğinize ihtiyacımız var. Bu kolektiften satın almak. Eğer biz bu oluşumun içinde üretilen ürünleri satamazsak tabii ki sürdürülebilir olmaz. Bu proje yürümez ve biz de başka işler yapmak zorunda kalırız. Haydi başlayalım. Bize kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Şimdi sevgili dostlar, burada bir koyun getirdik. Fethiye'ye geldik. Takas demiştim. Biraz bahseder misin? Aynen. Ya bir tane koyunum vardı. Kuzuyken aldım, yetiştirdim. Şimdi biliyorsun artık sistemi değiştiriyoruz. O elinde tek kaldı. Onu keçiyle takas edeceğim. Sütlü bir keçiyle takas edeceğim. Hı-hı. Onu almaya geldik. Bir bakalım. Şöyle ben videonun girişinde söylemiştim. Evet. Bir üretim çılgınlığı işine girdiğimizi. Evet. Böyle hani senin gibi burada ilaçsız, antibiyotik kullanmadan üreten dostlarımızın ve pazar bulamayan dostlarımızın ürünleriyle birlikte bir ne yapacağız? Bir sinerji yaratacağız. Hem buraya gelemeyen dostlarımıza internet üzerinden burada yetişmiş doğal sebze, meyve, süt ürünleri, peynir vesaire aklınıza ne gelirse sen bir şu anda bir ilksin. İlk. Beraber ilkiz. Evet. İşte bir keçi işte. Çiftliği. Aynen. Adımı öyle. Attın. Hayırlı uğurlu olsun. Allah. Her ne kadar şu anda Türkiye'de biraz küçükbaş hayvancılık veya büyükbaş hayvancılık yapmak çok zor olsa da biz bu zorlukları birlikte aşacağız. Bir şeyleri değiştireceğiz hep inşallah beraber hep beraber. Evet, hep beraber aşacağız. Şu an çok değerli bir işe kalkıştık. Zor bir işe kalkıştık. Bunun farkındayım. Omuzlarımda çok ciddi bir yük olduğunun da farkındayım. Ama inşallah layıkıyla, sorunsuz bir şekilde, düzgün bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Yapacağımızı düşünüyoruz yani. Ben artık tamamen üretime odaklandım. Çünkü pazarlama ile alakalı artık çok zorlanıyorum. Yoruluyorum, yetişemiyorum. Çünkü üretim işin çok büyük bir safhası. Sabahtan akşama kadar yanlarında olmam gerekiyor. Çocuk gibi onları birisi yiyor, birisi yiyemiyor. Mecbur hani ben işin üretimdeyim artık. Pazarlamasını uğraşamıyorum yani, yapamıyorum. Evet, eyvallah. Sen de güzel bir sistem kurdun. Eyvallah. Nasip olursa inşallah omuz omuza verip devam öyle edeceğiz. Olması lazım. Yani insanlar aslında hep şunu söylüyor.
Ya ne olacak işte, üretiriz satarız. Yani satmak biliyorsun üretmek kadar daha meşakkatli. Çünkü orada şöyle bir sıkıntı var. Hani siteni kuracaksın, reklamını yapacaksın, müşterilerle görüşeceksin, ürünün tanıtımını yapacaksın, nakliye organizasyonunu yapacaksın. Ben şimdi hani yaptığım işi şey yapmak istemiyorum ama dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir şey değil satış yapmak. Herkes bir şeye odaklanmalı, bir üründe uzmanlaşmalı diye düşünüyorum derken keçimiz de geldi. Bunları uzun uzun konuşuruz. Tamam. Bu da ailemizin yeni üyesi olacak. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir dakika, buyurun. Ne cins bu keçi? Mısır mı? Mısır. Bizde maltız deniyor. Burada mısır deniyor, filik deniyor. Mısır bu değil mi? Aynen. Ama şurada, fanen değil. Yani hafif yağlı oluyor herhalde. Yağlı olur, iyi olur bu. Tam bizim bak, istediğimiz zaten. Yağlı olur olandan belli. Yani, öyle mi? Bunu aldıydı, boyunlar zaten birkaç boyun. Sağlayamadı daha. Boyunlara geçeyim ben, sıkıntı oğlak oluyor. Sadece oğlak mı emiyor şu an? Evet. Oğlak emiyor, daha memesine süt dur. Hemen test edelim hacı. Daha zaten... Bu daha ilk doğumu değil mi? Memeler küçük. Ne diyor? İlk doğumu mu diye soruyor. Evet. Oo kardeşim sen biliyorsun bu işi ya. Güzel. Yok memeciklerinde öyle hani kör falan yok. Ya arkadaş. Ay, hadi alana satana hayırlı uğurlu olsun diyelim. Eyvallah. Hepimiz hayırlı olsun. Bol bereketli şey olsun. Hadi gel bakalım. Sen de gel. Şükrü abi gel. Oğlak nerede? İlk keçiyi aldık. Şimdi İncirköy mevkine gidiyoruz. Burada da ikinci keçimizin. İki tane daha mı alacağız? Evet. İki tane daha alacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cinsleri ne olacak Enes bu aldıklarımızın? Bu aldıklarımızda Halep kırması olacak. Yani Halep. Safkan Halep değil ama Halep'le Maltız'ı kırmışlar. Baba Halep, anne Maltız. Onların da sütleri çok güzel. Yağ oranları çok güzel. Yani her yerde keçi var ama biz en güzelini bulmak için yola çıktık ve en güzellerini seçip alıyoruz. Gençleri, bizim işimize yarayacakları. Çünkü önümüz nasipse hayırlısıyla inşallah uzun, güzel bir yolumuz var. O yolda da bizi yarı yolda bırakmayacak. Tabii hastalıklar falan olabilir. Allah korusun. Allah korusun. Ama böyle diri, sağlam, bizimle beraber böyle yorulmadan koşturabilecek hayvanlar arıyoruz. Araştırıyor musun mesela? Sanen keçisi var. Şimdi ben de seninle birlikte öğreniyorum. Evet. Halep keçisi var dedin. Şu anda aldığımız bu arkadaki Mısır. Aslında normalde Tolga'cığım tek damardan ve tek cinsten olması bir ahır için çok daha iyi. Ama maalesef ki artık senin de bahsettiğin gibi yani küçük baş üretim yapanlar artık baya bir azaldı. Zorunluluktan satmaya başladılar, para ihtiyacı oldu, yapamıyorlar gibi bir sürü. Ve ne oldu? Sürülerin çoğusu dağılmaya başladı. Tam sürü alamıyoruz artık. Biz de mecburen artık kendimiz bir sürü oluşturabilmek için bir damar arayışı içine geçiyoruz. Şu an biz de bir tesis aşaması içindeyiz. Güzel bir teke aldık, Halep tekesi aldık. Çok güzel bir tekemiz var. Elimizdekileri Halep'e çevireceğiz. Yağ oranı çok güzel. Peynir oranı çok güzel. Sütü gayet zaten güzel. Yoğun bir sütü var. Yavaş yavaş elimizdekiler yani 2 sene içinde tahmini hesaplarıma göre 2 sene içerisinde tamamiyetle sürümüz tek damar olacak. İnşallah. Ya keçi sütüyle çok güzel ürünler yapılıyor. Benim şu anda ilk hayalim Hatay'dan orijinal bir salep getirdik. Şimdi Enes kardeşim keçi sütü yapıyor. Bu iki ürün birleştiği zaman akla tabii ki ilk gelen ürün dondurma oluyor. Muğla bölgesinde, Ortaca bölgesinde biliyorsunuz bizim yola çıkış ürünümüz de limon. Limonlu, keçi sütlü, salepli bir dondurma yapma hayalimiz var. Ve şeker kullanmadan yapma hayalimiz var. Belki balla mı tatlandırabiliriz artık. İnanın şu anda bu bir hayal, bir proje. Böyle bir balon aslında. Ama gerçekleşmeyecek bir şey yok. İstedikten sonra, insan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Biz de şu anda hayal kuruyoruz ve adım atıyoruz. Bakalım en fazla yapamadık deriz süt olarak.
olarak satmaya devam ederiz ama dondurma yapamayacak da bir durum yok yani. Yok, yaparız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, İncirköy. Elimize hiçbir şey kaçmaz. Gittiğimiz yerde görüşmek üzere. Birazdan yeniden kameramı açacağım. Sevgili dostlar, şimdi yine bir keçi çiftliğindeyiz. Burada yaklaşık yanılmıyorsam 15-16 tane keçi var. Enver abiyle beraber şimdi bize yol gösterecek tecrübesiyle Enes'e alacağımız 2 tane keçi var. Onlar için bize rehberlik yapacak, abilik yapacak. İnşallah. Enver abi merhabalar bu arada. Merhabalar. Harika bir yer. Hoş geldiniz. Çok güzel bir eviniz var, bahçeniz var, çiftliğiniz var diyeyim. Güzel yani, şükür Allah gönlümüze göre verdi. Gelen böyle sizin gibi her gelen gerçekten bayılıyor buralara. Yani çok seviyor. Buraya zor geliyorlar ama gitmiyorlar. Eyvallah. İstanbul'dan mı siz buraya göç ettiniz? İstanbul'dan. Vallahi böyle ayaküstü bir göç hikayesi gibi oldu ama. Aynen, sizi isterseniz hani uygun görürseniz başka bir gün ziyaret etmek de isterim. Olur olur inşallah. Güzel hikayemiz var inşallah ya. Güzel bir hikaye olur. Eyvallah. İnşallah yani. Ender abi, keyfi hizmete mahsustur yazısını yazacağız. Ender abinin kapısının üstüne böyle giren onu görsün diye. Çünkü Ender mi isim? Ender. Ben Ender dedim. Özür dilerim. Ender olsun, dedin. Olsun. Evet, Ender. Fark etmedim. Ender abinin dediğim gibi tamamen keyfi bir şey bu. Hayatını dolu dolu, değil mi? Yanlış söylemiyorum değil mi? Ya şimdi, dolu dolu yaşıyor burada. Şimdi şöyle diyelim. Benim açımdan veya işte başkasının açısından doluluk neye göre doluluk? Benim yaptığım işleri bendeki imkanlarla bu işi yapan kimisi deli diyor hani. Ya kardeşim bu imkan var, bu şey, geldim burada toprakla, hiç akıllı işim yani. Git denizde yat, al şezlongunu, git orada bir ev al, ama değil yani. Ben bundan hoşlanıyorum. İşte yaş 50 senedir işte İstanbul'da, Samsun'da sürekli ticaret, sürekli insanlarla uğraşmak, artık toprakla yani. Belli bir yaştan sonra zaten toprak çekiyor bizi. O zaman tek bir soru soracağım, gerisi sonraki bölüm diyeceğim. Kısmet olur da eğer gelirsek. İnşallah. Neden göç ettin? İlk neydi tetikleyici? Valla ilk neydi? Şimdi şöyle diyeyim. 2004'lerde, 2005'lerde aklımın bir köşesine Ege'nin bir sahil köyüne göç etmek vardı. Sonra bu pandemi döneminde ilk başta yani özellikle yani bunu sakın yanlış anlaşılmasın. Senin videoyu izleyerek süreci hızlandırdım. Aa ne bak, kadar güzel tamamen ya. Tamamen bak ilk senin videoları hani nasıl gelindi, nasıl geldi, hatta sen de gelmemiştin daha buralara. İşte senin geldin, yaşadın, gördün, işte izledik tamam. O pandemide İstanbul'da, biliyorsun İstanbul'da pandemide kilitlendi zaten. Artık dedik tamam. Yani biz karar vermiştik ama süreci hızlandıralım. Yani süreci bir an önce hızlandıralım. Niyetimiz de vardı. Bunları da izleyince bir an önce gelmeye karar verdik. Ne güzel abi ya. Biz bu yola çıktığımızda hep şey diyorduk. Yani bir kişinin hayatına bile dokunabileceksek ne mutlu bize diyorduk. Demek bak senin hayatına da ucundan bir köşesinden dokunmuşuz. Ya çok sevindim. Sözünü kesiyorum ama çok kişinin hayatına dokundun. Yani gerçekten ben şahidim. Çok kişinin hayatına dokundun. Niye? Ya güzelliğini de gösterdin, kötülüğünü de gösterdin. Yani burası cennet değil yani. Onu herkes bilsin. Yani burası dört dörtlük süper bir yer değil. Tamam İstanbul'dan kaçıyoruz. Yani kaçıyoruz derken buradaki hayatı, buradaki doğayı, buradaki denizi, buradaki güneşi istiyoruz, gelmek istiyoruz ama hani her şey de böyle kameranın ön yüzü gibi değil. Tabii. Yani zorluklarımız var. Her şey çok gül pembe değil. Tabii. Ama isteyen için bana gül pembe. Yani ben çok seviyorum, gül pembe bana. Evet. Ama işte başkası geliyor 6 ay sonra ben sıkıldım diyor. Yani ben yapamıyorum işte, toprakla uğraştım, belim ağrıdı. Şu oldu bu oldu, ben istemiyorum diyor. Ama güzel yani. Biz göç hikayelerinde hep ben şu soruları da soruyorum. Hani dezavantajları neler? Nesini sevdiniz? Nesini sevmediniz? Neden? Göç etme planı olan bir insan eğer bu videoları seyrediyorsa oradan görsün tecrübeleri. Kesinlikle. En pahalı şey tecrübe hayatı. Kesinlikle alınamayacak yani parayla alınamayacak şey tecrübe. Abi o zaman sohbet çok tatlı. Evet. Buraya sığdırmayalım, ayaküstü olmasın. İnşallah. Planlayalım. Yayından sonra konuşalım. İnşallah büyük keyif alırız. Ziyaret etmek isterim sizi. İnşallah. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şimdi hadi keçilerimizi. Hadi, bu bölüm keçi. Bu bölüm keçi yani. Bu bölüm tamamen keçilere ayırdık. Biz tüketime karşı abi bir savaş başlattık. Tüketim çılgınlığına bir savaş başlattık. Sistemden nasıl bizi hani köleleştirmek için, bizi nasıl böyle hani ne kadar çok tüketirsek o kadar böyle bizi borçlandırırlarsa o kadar rahat yöneteceklerini gördüğümüz için biz bunun zıttını yapıyoruz abi. Üretim çılgınlığı diyoruz. Abi aynen. Kesinlikle üretim çılgınlığı. Bunu izleyenlerin de şunu anlaması lazım. Bu bizim üretim çılgınlığına destek vermeleri lazım. Yani adam işte senden peyniri 100 liraya 150 liraya almıyor. Gidiyor markette ne yediği belirsiz. Gerçekten ne yediği belirsiz. Ya bugün tereyağı alıyorsun. Yazıyor zaten üstüne, aç bak bugün marketteki en iyi tereyağı al. %82 yağ diyor. %82 süt yağı. Gerisine krema.
katkı. Ben burada tereyağı yapıyorum, keçi sütünden tereyağı. %100 doğal. Hiçbir şey alınmamış. İşte ne yediği belli, ne içtiği belli. Doğal tereyağı markette 150 liraya alıyor. Ben 200 lira desem hadi canım diyor, markette 150 lira. Nasıl anlatacaksın yani? Biz yolumuzdan şaşmayacağız abi. Şaşmayacağız. Biz devam edeceğiz. Kesinlikle. Kesinlikle şaşmayacağız yani. Bunu gören, fark eden seyircilerimiz zaten bizim hani ne olduğumuzu, nasıl ürettiğimizi kesinlikle de biliyor. Ben bu videonun girizgahında da söyledim. Dedim ki burada biz 3 kazananın olduğu bir proje başlattık. Hem üretici kazanacak, hem ben aracı olduğum için bu işi sürdürülebilir olması için ben karımı elde edeceğim. Aynı zamanda da İstanbul'daki, Ankara'daki, Türkiye'nin bütün böyle buraya gelemeyen insanları bu ürünlere ulaşarak onlar kazanacak. Kesinlikle abi, kesinlikle. Yani böyle olmalı. Sistem bu olmalı. İnsanlar ne yediğini bilmeli. Bakın ben bu köyden bahsedeyim. Bırakın kendimi. Ben köyden bahsedeyim. İncirköy burası. %99 doğal ürün. Yani gerçekten ben herkesi takip ediyorum. Gübre kullanmazlar, ilaç kullanmazlar. Yani ne zeytinine, ne bitkisine, ne işte yeşilliğine kullan. %100 doğal ürün ya. Yani gerçekten doğal ürün. Benim zeytinim var işte. Ben geçen sene Kasım'da geldim. İlk Kasım'da toplandı. Kasım'dan beri bende zeytinde. Bellemesini yaptım işte, keçi gübresini attım. Başka bir şey yok. İlaç dediler, pamukçuk var. Dedim kardeşim olduğu kadar. İstemiyorum fazlasını. Yani 300 kilo verecekmiş, 150 kilo versin ya. Önemli değil ama doğal olsun. Ben Tolga'ya al kardeşim bu yağı dediğimde benim gönlüm rahat olsun. Hani ya nasıl olsa verdim Tolga'ya, bana ne olmasın. Alan adam da memnun kalsın. Yaşa. Allah razı olsun desin yani. Yaşa. Ben başka bir şey istemiyorum. İşte buranın havası Tolga'cığım, buranın havası Fethiye merkezi, burasının arasında çok fark var. Yayla abi. Burası yayla. Fethiye'nin yayları diye geçiyor. Mesela 600, üst tarafımız Nif. 600. Nif yaylası. Onun üstü Koruköy. Koruköy. Yani şu an biz yani Acıbayam'a kadar yavaş yavaş yani ilerlesek Acıbayam'a kadar gitmiş oluyoruz yani. O yüzden buralarda gerçekten inanılmaz meyveler yetişiyor. İncir kurusu var mesela. Toprağını dikersen dik çok güzel verim olabiliyorsun. Ya diyorum ya, hani incir, ya ekstra bir şey yapmaya incir gerek yok. İncirköy zaten adının İncirköy'den gelmesi, burada yemiş derler. Hani incir demezler. Evet. Yemiş de her taraf yemiş burada. Her taraf yemiş. Yazın o incir kurusu var hani aktarlarda, şeylerde satılan. Onu aynı böyle paketlerler yaparlar. %100 doğal abi. Gönül rahatlığıyla ye ya. Evet. Yani. Ya bir de hani insanların aklına lütfen şöyle de bir şey gelmesin sevgili dostlar. Ben de şöyle kameraya gireyim. Yani inanın bu iş, hani tabii ki biz para kazanacağız. Hani bunun ben altını çiziyorum. Biz bu işi para için yapmıyoruz demek samimi olmaz. Ama inanın o kadar zor ki. Çok zor. Üretmesi de zor. Bunun organizasyonunu yapması da zor. Sürdürülebilir bir şekilde, arkası gelecek şekilde devam etmesi de çok zor. Ve inanın burada konu para kazanmaksa, çok daha az çalışarak çok daha fazla para kazanabilecek çok fazla iş dalı var. Yani biz bunları da yapabiliriz ama biz yolumuzdan sapmadan, hayallerimizden, hedeflerimizden, yola çıkış amaçlarımızdan sapmadan hem yolumuzu sürdürmek hem de geçimimizi sağlamak için şu anda bu işleri yapıyoruz. Ve bu işin manevi boyutu da çok fazla, çok büyük. İnsanlara bu güzel doğal gıdalara İstanbul'da, Büyükşehir'de, Ankara'da, İzmir'de ulaşamayacakları, hiçbir yerde bulamayacakları ürünleri göndermek, bunların üretimlerini teşvik etmek beni ekstra mutlu ediyor. Yani konu para değil. Tabii ki parada kazanmak var. Mecburuz, sistemden %100 tabii ki çıkmadık. Ama bunun manevi güzelliği, manevi boyutları, sizlerden gelen yorumlar, o çocuklarınızın elindeki o limon fotoğrafları, bizden gelen ürünlerden olan memnuniyetinizin yorumları beni uçuruyor ya, göklere uçuruyor. Daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Olsun yani, daha başka ne olsun ya. Hadi bakalım. Aynen. Ya sistemin yürümesi için hani para dedik ya, hani kazanç dedik ya. Bir şekilde bu sistemin de yürümesi için bir şeylerin girmesi lazım yani. Mutlaka, çünkü takviye olmadan hiçbir iş yürümez. Yakıt var, yakıt var, elektrik yani, var, elektrik su var. Bak bak, bizim burada su sıkıntımız var mesela. Ben tamamen belediye suyuyla suluyorum her şeyi. Tamamen belediye suyu. Mesela sondajımız yok burada. Bu bölgede, İncirköy'de sondaj yok. Çıkmıyor. Tamamen belediye suyuyla işte. Her, bunlar da gider. Günümüzde de giderler, eskisi gibi değil. Ya gerçekten maalesef. Çok ciddiyim. Maalesef. Geçen sene 2,5 liraya aldığım arpayı bu sene 8 liraya alamıyorum. Bak geçen sene 2,5 liradan aldım arpayı. Bu sene 8 lira evet. Abi. Ya farka bak. Ama ben geçen sene 15 liraya satıyordum, atıyorum sütü. Bu sene 50 lira diyemiyor. Diyemez. Mümkün değil abi. 20 lira diyor, pahalı diyor adam. Yani
Mümkün değil ya işte. Sen bundan daha doğalını mı bulacaksın? Hepsini olay konuşalım abi. Bu tamam. Konuyu ayrıca bir bölümde Türkiye'de hayvancılık sorunları diye bir başlık açalım. Evet. Hayvancılık, küçükbaş hayvancılık yapmaya çalışan küçük üretici neler yaşıyor, ne gibi sorunlar yaşıyor, bu sorunları nasıl aşıyor, ne yapmamız lazım, bunları değiştirmek için neler yapılmalı, bize ne düşüyor? Bunları ayrıca bir klasör açalım, masaya yatıralım. Aynen inşallah. Eşen'den. Eşen. Evet, keçilerimizi alacağız. Maceraya bak ya. Süper. Hadi bakalım, devam. Hadi, orada bir çiftlik var, bayağı bir hayvan var. Tamam. Dostlar, şimdi keçilerimizi almaya gidiyoruz Eşen bölgesine. Böyle bir tarla gördük. Sizlerle paylaşmak istedim. Muhteşem bir görsel. Bakar mısınız? Yağmurla geldik. Aynen vallahi, ayağımı sürdük. Ya. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bereketle geldik işte. Her zamanki... Dut mu buldun? Abi dut. Evet, onamlı tekeye bak. Onamlı tekeye gördün mü sen? Başta var. Dev gibi. Ender abi. Aha bak, benimkinin eşi. Nasıl seçiyorsun? Abi şimdi nasıl seçiyoruz şöyle diyelim. Hani bu zaten, bu abi alsatçı bir abi değil. Kendi sürüsü, gördüğün gibi hani kendi sürüsü. Şimdi ben şunun eşini aldım mesela. Evet. Ben bunun eşini aldım. Çok memnun kaldım. Evet. Aynen, Enes'e de önerdim. Gel kardeşim, sağa sola gitme. Memnun kaldım dedi. Memnun sütü kaldım. Mü bol? Nasıl? Ha, sütü bol. Güzel bir hayvan. Gelişimi açık. Yaşı genç. Aynen. Şundan mı bahsediyoruz? Şey. Aynen. Bunun eşi benimki siyah beyazdı. Gel. Ay maşallah. Sağılmış memeler. Evet. Sağılmış. Yok. Şu anda hiç yok mesela. Süt yok hiç. Evet. Ama yarın bunu nasip olursa git sabah gör. Müthiş şişmiş. Yani o kadar güzel olmuş ki. Enes. Ha canım şöyle. Bak benimkinin eşi. Benimki, bak benimki siyah beyaz ona. Dur şans, evet, dur. Pazarlığımız bitsin ondan sonra met edersin. Evet. Yok. Evet. Senin bu şu. Ben 4000 lira diyoruz buna. Daha uzatmıyoruz yani. Aynen öyle abi. Daha hayrını gör. Ben daha sana müşteri de getireceğim Allah izin verirse. Vallahi 400 lira. Bak hani benim bu işten karım zararım yok ha. Yanlarına arkadaşlar bir de zamanım gidiyor. Yani. Ben sana yani şimdi... Sen bak, ben kendim 2200 lira aldım. Bu adama 2000 diyorum yani. Doğru söylüyorsun. Daha... Vallahi yalan. Bir 100 lira ver madem, hadi. 300 lira. Tamam, hadi 100 lira ver. 100 lira ver. Ne diyeyim? 100 lira ver. Tamam. Hadi sen de tokalaş. Hadi. Ben iptal. Tamam, hadi bakalım. Hiç hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Hani hep kurbanda alırlardık ya. Allah razı olsun. Sen sen ver parasını. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hangisini aldınız? Biri şu. Heh. Bir tane de şu şuymuş kardeşim. Bu. Tamam. Bunun adı Baldız. Baldız. He. Bu cappa. Bundan oldu. Bunda su kaçırmış herhalde bir yerden ha. Hadi kızım. Hadi cappar. Cappar cama vurma sakın ha. Yok yok, şey yapmaz. Yavaşça bir kapıyı kapat da. Yardım ediyorum ben. Abi. Evet, erkek. Cappar cama. Kardeşim. Senin eline niye demedin? Hayırlı uğurlu olsun. Hanemiz hayırlı olsun artık. Ben işte bana o aralarda öyle. Bu da bitti. Tamam mıyız arkadaşlar? Hadi bakalım. Hayır, evde görüşürüz. Gör. Tüyü kadar hayır olsun inşallah. Ay, bereketini görüyoruz. Eyvallah. Yani. Siz de ayarını görün. Görüşmek üzere. Yarın yine geleceğim. Evet sevgili dostlar. Bu güzel günün de burada sonuna geldik. Kardeşim Enes'le birlikte hayırlı, bereketli bir iş yaptık. Ve onun çiftliğine tam 5 tane keçi kattık.
Abi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bereketli olsun. Hepimize cümlemize inşallah. Süremizi güçlendirdik. Ekstralarımız oldu. Hı hı. Detayına zaten gireceğiz. Aynen. Daha yolumuz uzun. Evet. Allah nasip ederse devam ediyoruz bakalım. İlerleyen bölümlerde tekrardan Enes'i ziyaret edeceğim. Hem yaptığı işleri sizlerle paylaşacağım. Hem de sonrasında nasıl besliyor, nasıl yetiştiriyor, hayvanlarına nasıl bakıyor, bu detayları da sizlerle paylaşacağım. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.